Unutmayın, 1974 yılında Emin önünden Kadıköy'üne giden insan vapuru, insan taşıyor ya, Kadıköy iskelesine yanaştığı zaman orada herkes iniyor. Herkes indikten sonra 12 yaşında bir çocuk en son iniyor. En son ineceği anda o geminin çıkışında bakıyor ki önünde bir tane cüzdan. Cüzdanın içi marklar dolu, dolarlar dolu. Marklar, dolarlar dolu. O markları, dolarları olan o cüzdanı alıyor, götürüyor karakola. 12 yaşındaki genç. Götürünce komisere diyor ki, amca diyor, ben diyor bunu diyor, falanca yerde buldum, size getirdim diyor. Tabii komiser şok oluyor. Günümüzde şok olur değil mi? Vay anasını be. Şimdiki zaman böyle birisi olur mu diyor. Günümüzde değil mi? Çok zor. Şimdi öyle bulmak zor. Ülkemizin geçen bir yerindeydi. İsmi mezuba isteyim. Adam sarı tutmuş sarı ya. Ulan hastalanmış be. Öyle değil mi? Sarı tutmuş yatıyor. Öbürü gelmiş haydut cebini uçuruyor. Ulan adama yardım et be. He? Adam can derdinde, öbürü de para derdinde bay. Hırsız olur. Bu ne Müslümanlığı ya? Böyle Müslümanlık oluyor. Toplum bu hale geldi. İman. Çocuk tabii götürüp teslim edince komiserin dikkatini çekiyor. Diyor ki evladım, senin diyor bu cüzdanı bulduğun zaman kimse gördü mü diyor. Yanındaki insanlar dikkat. Cevaba bakınız. Amca diyor, İnsan namına hiç kimse görmedi ama kainatı gören Rabbim gördü diyor. Ya Allah aşkına ya. İşte bu iman lazım, bu iman. Bu iman olduktan sonra ne savcıya gerek var, ne de polise gerek var, değil mi? Çoğaltın bak. Her taraf hapishan olsun. Başka giremezsiniz ki. Değil mi? İşte bu. Bura var ya bura. İşte buralar hastanedir, hastane, öyle değil mi? Manevi hastane. Öyle değil mi kardeşim? Manevi hastane ya. Ya, hastane çok. Tamam iyi de, şu andaki sıkıntıyı nasıl gidereceğiz? Mesela bana bazen geliyorlar, hocam buyur. Derdin ne? Bazen sıkışan hocaya gidiyor ya. Söyle derdin ne? Vallahi bir evde huzur yok. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım söyle. Sen hocasın ya, oku. Ne okuyacağız? Hanımla beni okutuyor. Buna hocayı kim okuyacak ya? Allah Allah. Hocam sen bir sıcaklama yap. Gerçekten. Sen bir sıcaklama yap. Bir bağla diyor zincirle. Neyle bağlarsan bağla diyor ya. Demek ki seni derin hoca değilmişim diyor. Aynen böyle. Vay 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 vay. Fırıldakçı olursan derin hoca. Kardeş kusura bakma. Arıyı hizaya getiren dumandır. İnsanı da hizaya getiren imandır. İman, tamam. İmandır. Şu anda bakınız. Efendim aile. Kadına hak verilir. Aile darmadağın oldu. Öyle değil mi? Darmadağın oldu, darmadağın. Kusura bakmayın. İstanbul Sözleşmesi. Ne sözleşmesi be? He? Peygamberle savaş halinde. Allah'la savaş halinde. Öyle değil mi? Kusura bakmayın. Mesela dün ne diyorlar? Bir kadın evdeki kocasına çocukları yemek hazırlarsa sen de köle mi oldun? Sen de hizmetçi misin? Bak bak aşağılamaya var. Öyle değil mi? Ulan kocasını hazırlamış be. Çocukları hazırlamış. Köle oluyor. Fakat aynı kadın evdeki kocasına çocuklarına değil de uçakta yabancı ülkeye servis yaptığı zaman o hostes oldu. Şerefli mi oldu? Yıkılsın o şeref be. He. O da mektubu değil mi? Hostes oldu. Ulan orada da servis yapıyor. Garsonluk yapıyor. Öyle değil mi kardeşim? Evde hizmetçi de kocasına yabancı ülkeye uçakta yaptı mı? Şeref onu ya hostes. İşte bu duruma getirirler kardeşim. Kadın kutsaldır, değerlidir be kardeşim. Ya biz ne hale geldik?